Herkese iyi günler değerli arkadaşlar. Bugün 18 Eylül 2016 bayram haftası sonrası Cuma günü piyasaları sizlere en azından içerideki piyasaları yorumlamaya çalıştık. Bayramla birlikte biz yeni bir uygulamaya geçtik ve bundan sonra ağırlıklı olarak YouTube sayfamızdan sizlere daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi piyasaları yorumlamaya devam edeceğiz. Günlük yorumlar, haftalık değerlendirmeler, gün içi değerlendirmeler, hatta saatlik piyasa yorumları, anlık piyasa yorumları, bunları elimizden geldiğince en azından şu an bir deneme süresi içindeyiz. Olabildiğince fazla yorum yapıp sizlere görüşlerimizi paylaşmayı düşünüyoruz. Şunu söyleyebiliriz, tabii test yayınından sonra sonuç itibariyle biz eğitimler veriyoruz. Ben yaklaşık 6 yıldır teknik analiz eğitimleri veriyorum. Türkiye'nin hemen hemen birçok şehrine gittik. Bu anlamda ilginin oldukça yoğun olduğu dönemler yaşadık ve açıkçası kursumuza katılan arkadaşlarımıza bu noktada belki belli bir süre sonra şu an için bir test yayını içinde hareket ediyoruz. Şu an daha yoğun bir şekilde tanıtım amaçlı da bu çalışmalarımızı paylaşıyoruz. Önümüzdeki süreçte kursa katılan arkadaşlarımıza zaten 12 aylık bir desteğimiz var. Bu hem teknik analizlerini bir yerde kursa katılan arkadaşlarımıza destek olmak amacıyla daha ileriye taşımak adına günlük yorumlar, gün içi yorumlar, özel periskop hesabı, daha doğrusu Twitter hesabımızdan paylaşacağımız periskop yayınları yapacağımız özel hesabımız ve daha çok tabii ki kurslarımıza katılan arkadaşlarımıza bu noktada destek vermek adına bu çalışmalarımıza başladık. Test yayınlarımız sürene kadar sizlerle bu çalışmalarımızı paylaşacağız. Evet, gelelim bu haftaya. Özellikle geçen hafta bahsetmiş olduğumuz üzere şu an endeksin günlük trend hareketini görüyoruz. Geçen hafta itibariyle bahsetmiş olduğumuz, biraz daha uzunlayarak bakacak olursak, özellikle endeksin 78 binler seviyesindeki direnç noktasını geçemediğini, 80 bine ulaşamadığını ve hemen biz buradan endeks 100 üzerinde sizlerle daha önce paylaşmış olduğumuz günlük, haftalık, aylık ve bu noktada yıllık trend hareketlerimizi, destek dirençlerimizi sizlerle oldukça paylaşmıştık. Şu an görmüş olduğunuz üzere aslında endeksin geçen hafta itibariyle haftalık ve aylık noktada biraz önce göstermiş olduğumuz özellikle aylık bazdaki 77.400-78.200, yani biz hemen tekrar o grafiğe dönecek olursak görmüş olduğunuz üzere 78.200 ne kadar önemli bir direnç. 200 günlük bir dirençti. Buranın geçilmesinin zor olduğundan bahsediyor. Son bir tepe hareketi ve aşağı yönde hareketin hızlanabileceği bir süreçten bahsetmiştik. Ve geçen hafta endeks 76.000'de kapanışını gerçekleştirdi. Bu hafta, eğer bu haftaya gelecek olursak, çünkü dediğimiz gibi aylıklarda, haftalıklarda bu direnç seviyelerinin çalışmış olması önemliydi bizim için. Bu seviyelerden itibaren gelen satışlar, aylıklarda 77.400'ün altındaki her hareketlik biz 76.000 seviyesine, 76.400 seviyesine çekeceğinden bahsetmiştik. Haftalıklarda da aynı şekilde bu hareketin devam geldi. Şimdi eğer günlük yorumumuza dönecek olursak, yarın özellikle piyasanın açılışı sonrasında ilk direnç noktamız 76.200-76.400 bölgesi. Özellikle 76.200 seviyesi altında bir hareketlik görecek olursak, gün içinde çok büyük ihtimalle biz ilk etapta 75.600'lere doğru bir gerileme görebiliriz. Bu bizim için oldukça önemli. Ve şunu da söyleyebiliriz. Aslında bu özel tablolardan sık sık bahsettik. Mavi seviyelerin, kırmızı seviyelerin ne anlama geldiğini daha önce de bahsetmiştik. Eğer bir tekrar daha yapacak olursak şundan bahsedebiliriz. Özellikle tablomuzun günlük görülmüş olduğu üzere haftalık, aylık, yıllık
burada bahsetmiş olduğumuz mavi seviyelere baktığımızda aslında mavi bölgeler piyasanın fiyatları eğer orayı test ediyorsa piyasanın iyi olduğu ve mavi seviyelerin geçilmesiyle birlikte eğer günlükte mavi seviye geçiliyorsa, mavi direnç seviyesi geçiliyorsa çok yüksek ihtimalle %85 ile %95 aralığında bu ihtimal bizi mavi seviyenin üzerinde 3 kademe, en az 3 kademe, arkasından 4 kademe yukarıya taşıyabilecek bir olumlu havanın olabileceğini gösteren bir çalışmadır. Tablonun özelliği itibariyle bundan sık sık bahsediyoruz. Yani 76.400'ün üzerinde bir hareketlilik görecek olursak, ki yarın böyle bir şey beklemiyoruz ama sonuç itibariyle böyle bir harekette ne diyorduk? En az 3 kademe, 4 kademe yukarıya gidebilir. 1, 2, 3, o da 77.100 anlamına gelecek. Şimdi tabii burayı beklemiyoruz. Haftalık noktada değerlendirme yapacak. O yüzden özellikle bu hafta için bir değerlendirme yapacak olursak endeksin 77.370 seviyesini görmesi ve bu seviye üzerinde bir kapanış yapması halinde haftalıklarda, daha doğrusu günlük kapanış yapması halinde haftalıklarda 78.200'e tekrar gitmesi ihtimalinden bahsediyoruz. Hatta 78.700'e gitmesi ihtimalinden bahsediyoruz. Şu an tabloyu tanıttığımız için bu ihtimallerden konuşuyoruz. Aylık bazda ise 77.400 üzerindeki hareketliğimiz 78.279.400'lere kadar getirebileceğinden bahsediyoruz. Geçen hafta itibariyle, hatta ondan önceki hafta itibariyle 78.200 görüldü ama üzerinde kalıcı olamayan bir hareket gördük ve tekrar aylıklarda bu ihtimalin marjın yüksek olduğunu düşünecek olursak çok da yukarıya gitmeyen bir hareket görüyoruz ama iki kademe de olsa sonuçta buradaki 2000 puan endeksin %3, %4 yükselmesi anlamına gelecek ki bu haftalık bazda gayet iyi. Tabii ki yıllıklarda da aynı şekilde mavi seviyenin geçilmesi demek bu mavi seviyenin geçilmesiyle birlikte en az 3 kademe yukarı hareket anlamına gelir. Yani 76.700 üzerindeki her aylık kapanışta biz Borsa İstanbul'da 78.000, 81.000 hatta 85.000'lere kadar gidebilecek bir süreçten bahsedebiliriz. Yıllık tablomuzda bizim için mavi bu noktada önemli. Eğer 66.000 seviyesi aşağı kırılacak olursa, tabii 66.000 şu an için endeksin 76.000'lerde olduğunu düşünecek olursak bu ihtimal çok uzak gibi gözüküyor ama 76.700 altındaki her kapanış böyle bir riski gündeme getiriyor. Bunun için tabii ki aylık bazda 73.400'ün aşağı kırılması lazım ki biz 71.000'leri sonra da 66.000'leri konuşuyor olabilir. Bu sadece tanıtıcı olduğu için bundan bahsediyoruz. Yani böyle bekliyoruz demiyoruz. Yine kırmızı haftalık, eğer bu haftaya dönecek olursak endeks haftanın ilk iki gününde 76.970'i geçemezse veya 75.000'e doğru bir geri çekilme yaşayacak olursa bu hafta endeksin 74.670'lere doğru bir gerileme içinde olabileceğini söyleyebiliriz. Bunun için kırmızı seviye bizim önemli destek seviyemiz haftanın ilk günlerinde. Yine günlüğe dönecek olursak günlük bir yorum yapalım. Evet, günlük yorumdan yola çıkarak artık yorumlarımıza geçelim. Şimdi tablomuzda görmüş olduğunuz üzere endeksin yaklaşık 2 gündür ortalamaların üzerinde aşağı yönlü hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Ve hemen yardımcı göstergelerimize bakıyoruz. Cuma günkü kapanış oldukça kötüydü ki bizim beklentilerimiz de bu yöndeydi. Hemen yardımcı göstergelerimize bakıyoruz. RSI'ye baktığımızda oldukça aşağıda olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde günlük marjın arttığını görüyoruz. Aşağı yönde giderken günlük marjın artıyor olması piyasadan kaçışın ne kadar sert olduğunu bize gösteriyor ki bunu beklentilerimiz çerçevesinde de paylaştık. Şimdi bizim özel bir göstergemiz daha var. Burada bahsetmiş olduğumuz, dalga teorisi olarak bahsetmiş olduğumuz bu tabloda endeks uzunca bir süreden sonra görmüş olduğunuz üzere bu noktada eksiye geçti. Yani eksi 976. Bu bize şunu gösteriyor. Endeks daha yeni satışa geçiyor. Tabloya baktığımızda da satışın ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Son gün tablosuna baktığımızda şöyle hemen şuraya bakalım arkadaşlar. 76.000'de kapatmıştık. Şimdi eğer endeksin bu göstergemize baktığımızda 976 puan eksi olduğunu gösteriyor. İlk tepkinin gelebileceği yer aslında burası değil. Yani bu bölge değil. Yani 76.000 değil. 76.000 seviyesi altında nereden tepki gelebilir dersek 976 puanlık bir düşüş oluşmuş daha. En azından 1600-1700 puanlık bir düşüş olması lazım ki endekste
Yani o da eğer 76 binse 74.500'ler. Haftalığa baktığımızda hemen 74.500 diyoruz. Görmüş olduğunuz üzere 74.670. Aynı zamanda diğer ilk ara tepkinin gelebileceği, yani ilk önemli desteğin olabileceği nokta da bize bu seviyeyi gösteriyor. Yani bizim aslında bunu yeni paylaşıyoruz ama oldukça test ettik ve çok da başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bizi yakından takip edenler bileceklerdir. Güvenli alış bölgeleri veya güvenli satış bölgelerinden bahsediyoruz. Bakın bu tablo, güvenli bölgeler olarak bahsetmiş olduğumuz, güvenli bölgeden kastımız güvenli satış da olabilir. Yani artık piyasa çok yükseldi, buradan satış yapan kazanır. Kazanma ihtimali oldukça yüksek anlamına gelen. Veya tepki oynamak isteyenler için tepki bölgesi. Bakın buradan satış gelebilir. Tepkiye satış yapabilirsiniz. Veya tam tersi. Alış noktasında değerlendirdiğimizde. Bakın burası ilk alışın gelebileceği yer dediğimiz noktalar. Neresiymiş? 74.670. Bu tabloya göre. İkinci ara destek. Bu tablodan tepki gelebilir. Eğer tepki gelip satış gelecekse, ki onu zaten yorumlayacağız, satış gelip gelmediğini. Satış geldikten sonra ikinci tepkinin gelebileceği yer neresi olabilir dersek, hemen 2600, bir 2500-2600 puan daha düştüğümüzde 76.000 seviyesinden 2000 puan daha düştük mü, demek ki 72.000'lere doğru gelen bir hareketten bahsedeceğiz ki o da aylık bazda 74.400'in kırılması 72.000-71.500 bölgesine doğru açıkçası bir satışın varlığından bahsedeceğiz demektir. Yani şu an için tablo daha çok haftalıklarda da, günlüklerde de, aylıklarda da satıcılı tarafa gitme eğiliminde, bundan bahsederiz. Yıllıklar için tabii ki şu an için oldukça erken. Bu tablomuz, sık sık artık bu tablomuzu göreceksiniz arkadaşlar. Buradan tepki gelebilir dediğimiz noktaları biz gün içinde paylaşacağız. Bakın dikkat edin. İlk ara tepki, buradan tepki gelebilir. Satış yapmamak gerekir. Hatta tepki oynamak istiyorsanız tepki gerekebilir gibi yorumlar yapacağız. İkinci ara destek. Buradan da tepki gelme ihtimali yüksek. Bakın burada destek çalıştı ama tepki cılız gelir. Arkasından gelecek satışta şu bölgeye dikkat edin. Veya ilk ciddi tepkiye yakın olan bölge 7500 puan. Buraya dikkat edin diyerek sizleri uyarmaya çalışacağız. Hatta artık belli bir noktadan sonra 8900 puan, 10.000 puan, piyasa aşırı düşmüş. Buradan alın, 2-3 gün tutun, çok büyük ihtimalle %3-4-5 kazanabilirsiniz. Veya 12.000 puanlık bir düşüş oldu, buradan alabilirsiniz tarzında yorumlar katacağız. Yorumlar vermeye çalışacağız. Hatta bunlarla ilgili hemen isterseniz geçmişteki canlı örneklerden birkaç tanesine bakalım. Örnek olarak bu göstergemizde neresi sert bir düşüş oluştuğu süreçte ilk, hatta biz bu bölgede bir tepkinin gelebileceğine yönelik güvenli alış bölgesindeyiz arkadaşlar. Buradan alış gelebilir mesajlarımız vardı. Twitter'da da paylaşmıştık. Bu bölge neresiymiş biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen şöyle bakalım. -6525 puan. Hemen dönüyoruz. Bakın -6500 puan dedik. 7000 puana yakın dedik. Tablomuza baktığımızda biz nereyi görüyoruz biliyor musunuz? 7500-5200. Yani aslında biz bu noktada çok ciddi olarak bir destek bölgesine yakınız. Buradan tepki gelebilir mesajını o günlerde vermemizin sebebi 1-2-3. Kademeye geldik. Aslında burada tepki ve riske girilecek bölge dememizin sebeplerinden biri de buydu arkadaşlar. Ve belli bir noktadan sonra bakın buradan sonra satış gelebilir. Veya bu bölgeden sonra tepki devam edebilir gibi yorumlarımızı bundan sonra çok sizlerle paylaşacağız. Haftalıklarda, seanslıklara baktığımızda seanslıklarda zayıflamanın ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde saatliklere baktığımızda yarın özellikle açılış, şu bölge önemli bir destek gibi gözüküyor. Hemen şöyle bir yatay trend desteği çizgisi çekelim. Evet, yatay çizgiye baktığımızda burası kaça geliyor? 75.800'lere denk geliyor. Hemen tablomuza dönüyoruz. Evet, tablomuzda şöyle bir şey var. Yarın açılışta, bakın 75.800 dedik. Bizim de 75.800'e geliyor günlük tablomuzda. 76.210, 76.400 günün önemli direnç bölgesi. Buranın geçilmesi şu an için zor. Çünkü cuma gelen o satışın etkisinin devamını biz göreceğiz. Önemli bir kırılma yaşıyoruz. Alt banda doğru, özellikle bakın arkadaşlar. Alt banda doğru, alt banda dokunmak isteyecektir piyasa. Hareketli ortalama olduğu için orası 75.500. Yani bir
200-300 puan daha düşecek olursak yarın orası büyük ihtimalle 75.400-75.175'lere denk gelecektir. Bu seviyeye gitmemiz normal olacak gibi gözüküyor normal şartlarda. Dolayısıyla satışın devamını biz yarın da göreceğiz büyük ihtimalle. 76.200-76.400. Şunu söyleyebiliriz. Hemen saatlik tabloya dönüyoruz. Yarın bu bölge 75.800'ler yani 75.800-76.200 aralığında seyredip 76.200 saat 11'e kadar geçilmeyecek olursa ki saatlik grafiğe baktığımızda büyük ihtimalle satışın biz devamını göreceğiz gibi gözüküyor ve son dönemin önemli destek bölgesi geçen ayın son günlerindeki önemli destek bölgesi kırılıp hatta ihlal edilebilir bu noktada. Onun için biz de hemen günlük tablomuzda 76.200'ün geçilmemesi demek gün içinde 75.800'ün kırılma riski, 75.800 kırıldıktan sonra 75.600 kırılma ihtimalini gündeme getirecek. Bu da bize şunu gösteriyor. Bizim şu an için normal bant aralıklarımıza baktığımızda normal günlük marjımız, günlük bant aralığımız bu bizim için oldukça önemli. 800 puan civarı gittiğini görüyoruz. Eğer yarın endeks 76.200'ü geçemeyecek olursa 76.200'den aşağıya 800 puan sayacağız. Bu da 76.500-76.600 bölgesine denk geliyor. Yani bu bölgeye denk geliyor. Burayı deneyip böyle bir hareket olacaksa aşağı gelecektir. Normal şartlarda 75.800'ün kırılması demek gün içinde 75.600'ün dikkat edin burası çok önemli. Burası kırıldıktan sonra satış gün içinde 75.000'lerin altına bile girebilir mesajı verecek. Zaten gün içinde de biz bunu sizlerle paylaşacağız. Haftalık bazda da aslında 76.970 önemli bir direnç. Bu seviye kırıldığı için aşağıda 75.000-74.670 kırılma riski var. Hafta içinde de biz bunu yorumlayacağız tabii ki. 75.000 altında günlük kapanışlarda çok büyük ihtimalle biz kademeli bir şekilde bu hafta 74.170 seviyesine doğru ilk etapta 74.670 burası kırılıp kırılmayacağı tabii ki önemli olacak ama aşağı yönde bu denemenin olup olmayacağını göreceğiz. Hemen isterseniz haftalık tabloya dönelim. Çok fazla uzatmak da istemiyorum. Haftalık tabloyu baktığımızda gerçekten ne kadar sıkıntılı olduğunu, ortalamaların altında seyrettiğini, son haftaların en kötü kapanışının olduğunu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haftanın en kötü kapanışını görüyoruz. Fiyatlar belli bir noktadan sonra şu alt bantla belli bir noktada, belki 74 binler bölgesinde önümüzdeki haftalarda karşılaşmak isteyecektir. Aylık tabloya döndüğümüzde, evet aylık tabloda görülmüş olduğu üzere ortalamaların altında sıkıntılı ve aşağı yönlü isteğin devam ettiğini görüyoruz. RSI, diğer göstergemiz, bunların hepsini karşılaştırdığımızda aslında hala hazırda satıcılı isteğin devam ettiğini görüyoruz. Şunu söyleyebiliriz, son aylarda bant hep yukarıda seyretti ama genelde trend hep aşağı yönlü olduğu için eğer çok uzun süredir görmüyoruz, satıcılı bölgeye geçecek mi bizim indikatörümüze, göstergemize göre satıcılı piyasaya geçtiğinde maalesef daha aşağı yönlü daha uzun vadeli bir satış ihtimali söz konusu olabilir ama şu an için konuşmak erken. Haftalık, günlük, seanslık, saatlik çalışmalarımızı gün içinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Biz şimdilik sizlere teşekkür